Neşecim nasıldı çorba? Çorba güzel olmuş, ellerinize sağlık. Yalnız mantarlar biraz diri kalmış. Biraz daha öldürseymiş evet, tavada. Onun sebebini de söyleyebilirim Reşanır. Mantarları bilerek onları ayrı ayrı yaptım hepsini. Onları biraz çok hafif ağza gelsin. Çünkü çok fazla şey yaptığında dağılıyor ve daha fazla kararıyor. Çok fazla kararmasını istemediğim için de o yüzden tereyağla kavururken böyle biraz daha özen gösterdim. Hani tadına baktım da şey ya da yaptım. Azıcık daha ince ince dilimleseydim belki daha hani o kadar... Daha ince dilimleyemezdim çünkü bence dilimliği gayet, inceliği gayet iyi bana göre. Çünkü daha incesi, daha ince denedim, onu da denedim. Şöyle söyleyeyim, onu da denedim. Kırılıyor. Yani çatır çatır biraz olduğu için. Evet. Hani kesmeden önce denedim. En incesi gerçekten bu. Seda Hanım da dilimlerken gördü hatta. Evet. Tak tak Seda tak tak. Seda Sayan'a ayıklamıştır eminim evet, mantarlarında. Kesinlikle. Neşe Hanım menüyü gördüğünde Emin Bey dün yoğurt çorbası için davet sofrasına uygun değil demiştim. Bence bu da kolay bir çorba. Kreması hazır, unla kavuracak yapımı çok kolay demiştim. Evet, arkasındayım. Çok kolay bir çorba. Yani en azından şöyle söyleyeyim. Evet, herkese zaman zaman çorbalar kolay gelebilir. Herkesin yani sonuçta çorba zaten hangi tür çorba olursa olsun çok uğraştırma bir çorba değil. Dün siz öyle söylediniz ya o yüzden. Bir de lafımı bitirmeme müsaade ederseniz cevabını çok iyi vereceğim. Her çorba zaten kolay. Çok zorlu ve çok süreçli bir çorba yok. Yani gerçek anlamda yani çorbanın yapılışı belli. Ya unla ya kremayla ya suyla. Ama konuşurken sütle. Azıcık virgüllü konuşursan ben de yorum yaparım yok, araya. Yok vesaire öyle. Çok hızlı konuşuyor. Öyle öyle. Bir avazda anlatıyor her şeyi. Buyurun. Çatlı. Hangi çorba olursa olsun, tekrar söyleyeyim. Hangi çorba olursa olsun. Yani sadece ortama göre uygun olup olmadığıdır. Hani bana göre mesela dünkü Yasemin arkadaşımın çorbası hani bana göre uygun değildi ve hani bununla arkadaşlarım da katıldı zaten. Ama Yasemin Hanım'dan da Emin hani Bey, söylediğim... Ben de bu çorbayı bugün uygun bulmadım. Davet sorması evet, uygun bu mu yani? Sorunuz. Kremalı mantar çorbası kremalı mı? Kremalı mantar çorbası. Şimdi de diyorsunuz ki bütün çorbaların yapımı gibi, çok kolay. O zaman bir davete yorum yapmayacaktım. Oldunuz mu Yasemin Hanım? Oldum, oluyorum her o gün. O zaman ben size bir gün gittiğimde de bir konuk yerine davet edeyim size de ekstra. Yok teşekkür o zaman... ederim. Davet oldum ve gördüm. Bana bu afiyet kadar yeterli. Afiyet olsun. Ne demek. Benim de istediğim bu zaten. Davete gelinen bir davette önemli olan evet. Görebilmek. Neticede beğendin mi Neşe? Sadece mantarlar diri, evet sos şeyi güzel olmuş, kıvamı güzel olmuş. Emin Bey, hiç bana konuşma fırsatı vermiyorsunuz. Yorum yaptıktan sonra cevap vereceksiniz ki, araya bir virgül koyacaksınız ki ben de size yorumumu katayım. Siz hiç es vermeden direkt tıkır 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 konuşuyorsunuz ve bana söz hakkı vermiyorsunuz. Bu hiç hoş değil. Yaşarım çünkü verebileceğim cevaplar diye. Unuturum, net ve keskin. Unuturum yok, diye mi? Yok söylemiyorum. Hayır, unuturum diye değil. Kendimden emin ve net olduğum için insan söyleyeceği bir şeyde bildiğim bir şeyi söylerken işte ya işte onu da olsaydı falan filan yapmazsın. Bir şey söyleyeceksen sonuna kadar akarsın gider. Ben de o tarz bir şey söyleyeyim. Senin akışına bak. Dehşetle böyle. Sanırım kendimden eminim çok hızlı hızlı konuşurum derken laf Yasemin Hanım'a gitti. Yo Yasemin Hanım'ı çok fazla... Emin Bey bence çorbanın yorumlarına çok yükseldiniz. Yani ben bu kadar yükselmedim. Siz ne kadar bayağı bir coştunuz. Yo hayır kesinlikle yükselmiyorum. Bir şey söyleyebilir miyim? Şimdiden bayağı bir çorbanızı beğendim. Sadece... Bak ama şu anda sen dinlemiyorsun beni. Dinliyorum buyurun. Diyorum ki çorbanızı beğendim. Sadece mantarlar diri dedim. Evet. Söylemediğini bırakmadım. Ben de işte siz adına... eğer beğenmedim derseniz yandınız yani. Ben de ondan bahsettim. Emin Bey bizi masadan kovacak o zaman bugün. Ben, tek tek tek. Ben dedim ki hani ben maydanozlu tercih ediyorum. Sen dereotu koymuşsun. Ben böyle yapıyorum dedim. Ona bile evet. Farklı. Ben ona zaten bir şey söylemedim. Yani size cevap vermek için. Hani yorumunuzu kale aldığım için cevap verdim. Hani ben dedim ki hani zaten bak onun üstüne tekrar basarak söylüyorum. Ben maydanozu da ana yemeğimde kullanacağım için hani bir değişiklik ve görünüm daha farklı açıklamasını olsun yaptım. Diye açıklama tamam, yaptım. Hani yok size PB çıkışı vesaire Seyha. Herhangi bir şey yok. Tamam kabul ediyorum o zaman. Ben çorbayı beğendim ama tavuk suyunu biraz fazla koymuş. Bana çok böyle yağımsı bir tat verdi. Ama kıvamı olsun şey o tavuk suyu birazcık fazla geldi bana. Hı-hı. Kremayla tavuk suyu olduğu için ikisi de yağlı bir şey. Biraz yağlı geldi bana sadece. Çok teşekkür ederim öncelikle. Birincisi bu çorbanın içinde tavuk suyu yok. Ama tavuk İkincisi, suyu olması gerekiyor. Yok olması gerekmiyor. Olmaz. Kremalı mantar çorbası denildiğinde kremayla yapılıyor. Ben öyle bilmiyorum için, hatta. Üzerine tereyağı ben tekrardan şey. Yok ben baktım da hatta tavuk suyu da kullanıyor. Ben kullanmadım da şimdi. Ama bunda yağ oranı var. Ben yani yağ evet. Tadı aldım. Ya çünkü üzerine tereyağı tekrardan biraz İşte o yüzden. Hani kuru olup. Tavuk sos olarak gezdirmiş. Yani keşke onu gezdirmeseydim.
karıştırdım. Çok lezzetli bir çorba oluyormuş. Ya bir tık daha az koysaydı daha iyi olur diyor. Evet, olabilir. Evet, evet. Seyhan Hanım röportajında içine krema koyup bununla karıştıracak. Bu çorbada emek görmüyorum. Dün yayla çorbasını eleştirdi, bugün pirinç yerine mantar koyacak, bir farkı yok dedi. Yani hani dün Emin Bey Yasemin Hanım'ın çorbasına basit bir çorba dedi ya o menüye göre. Ben de bunu hani kremalı mantar çorbası çok basit yani. Bu çorbaya basit diyorsunuz. Basit demeyelim, kolaydı. Evet, kolay yani, olarak kolay da kabul etmiyorum. Hatta biz bir çorbayı bugün iki kişi Seda Hanım'la beraber yaptık yani düşün. İki kişi. Basit bir şey olsa neden Seda Hanım'ı içeri girelim? Elinize sağlık dediğim gibi hani. Ben herkesin kendi fikri. Peki, yani önemli beğendim. Olan evet. Peki. Yasemin? Ben çorbanın kıvamını beğendim. Biraz tuzlu geldi bana hafif. Bir de üzerindeki tereyağı bence biraz fazla olmuş. Yağlar üzeri yukarı çıkmış. Mantarlar da biraz değil ama kıvamını beğendim. Yasemin Hanım, demediğinizi bırakmadınız. Şimdi böyle mi konuşuyorsunuz? Ben dün yaptığı yorumlar hakkında konuştum Emin Bey'in. Çorbası hakkında konuşmadım. Baştan dün bana yürümek istedi Yasemin Hanım. Sonra kıvamını tutturunca öyle bir... Hayır, çok fazla bir anda daha sen. Çorbayı yorumluyoruz. Emin Bey çok yükseldi. Bir anda böyle gardını aldı, patır 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 saydırdı. Gardımı almadım Yasemin Hanım. Öncelikle bu konuyu aydınlatayım size. Gardımı kesinlikle almadım. Çünkü ortada yapılan bir şey var ve hani siz bana direkt hani işte onu yapmadım, bunu yapmadım, bunu beğenmedim vesaire falan dersiniz. Ben de size ona göre cevap veririm. Ben kesinlikle beğendiğimi bu konuda. Beğendiğimi söylüyorum. Evet, beğendiğine kesinlikle güzel zaten dedim. Evet güzel diyorsunuz ama hani sürekli bahane bulmaya çalışıyorsun. Evet. Ben daha bismillah hiçbir şeyi bahane bulmadık bu arada. Hayır, biraz önce başladı. Diyorsunuz ya burada gardını aldı, yükseldi işte bismillah. Evet, daha çorbaya yorumlara geçmedi. Bir dakika Yasemin Hanım, kendinizle mi çalışıyorsunuz acaba? Biraz önce diyorsunuz gardını aldı, yükseldi diyorsun, konuşturmuyor diyorsun. Şimdi de bismillah, yeni geldim. Çorba içiyorum. Evet Emin Bey. Hiç susmuyor. Bla bla bla. Bla bla bla, aynen. Neticede kıvamı güzel. Yasemin Hanım röportajında dün benim çorbamı davet sofrasına uygun bulmadı. Bu çorba da uygun değil yorumunu yaptı. Peki ben bir şey merak ediyorum Yasemin Hanımcığım. Size göre davet sofrasına en uygun çorba nedir? Ben bunu size soracağım. Dün ilk siz dediniz, beğenmediniz. Buna uygun görüyorsanız ben sizin takdirinize bırakıyorum. Aşçıya soralım. Kremalı mantar çorbası bir davet masası çorbası mıdır? Evet, davet masasına olur. Uygundur. Kesinlikle ben söylemek istemedim. Kremalı mantar çorbası çünkü, kesinlikle bir davet sofrası çorbasıdır arkadaşlar. Yani güzel olmuş, tadı güzel. Fakat yağı biraz bir tık daha az olsaydı daha güzel, daha lezzetli olurdu. Ama emin ol ki en azından çok fazla bir değişkenlik yaratmıyor. Evet, yağsı var fakat ben de kabul ediyorum. Ama evet, bak biraz tadı güzel olmuş, lezzetli. Ama lezzetine bir lezzetini şey kaçırmıyor. Yani ben bunu istiyorum. Rahatsız edici bir yağsı değil yani. Yani şimdi bunu dediğim gibi maydanozlu da denersen hani sen farklı yerde kullanacağın için bana koymamışsın. Ama maydanozlu denersen de bir denemeni tavsiye ederim. Buna limon sıkanlar da var. Bu yeşillikler dünden beri çok meşhur oldu. Yemekten önde, yeşillikler önde. Demek ki bu kadar... Sen koymadın neler ettin. Şimdi hiçbirimiz de yemedik de. Yani. Şimdi de koyduk Türkiye'de maydanoz olsaydı. Seda Hanım, o koysaydık yeşil soğan oldu denilecek. Ne yapsak şimdi koysak? Şöyle koymasak. Ben sadece öneride bulunuyorum. Yani hani şöyle de yapsaydı, böyle de yapsaydı. Yani ama koy bak, dereotu yolu sunum yapmasaydı böyle bir şeyde bulunabilirdin tavsiyede. Zaten sunulması gerektiği gibi geldi. Yok, ben sadece hani farklı bir şey hani böyle de deneyebilirsin. Ama o da cevabını verdi. Evet, hani Türkan Hanım, Emin Bey de Seyhan Hanım da 9 senelik çalışmanızdan rahatsız olmuşlar. Yani şimdi benim tecrübelerim var. Yani bilgilerim var. 9 yıldır mesela ben bu çorbayı yapıyorum. Haftada 2 kere yapıyorum bu çorbayı. Demek ki her gün yayla çorbası yapıyorsunuz, 2 günde mantar çorbası yapıyorsunuz. Benim çorbalarım her gün değişiyor. Her gün değişik çorbalar yapıyorum. Her gün değişiyor diyorsunuz, haftada 2 kere yapıyorum. Biz de her gün tarhana yapıp çocukların önüne koyuyoruz. Arada yok, ben öyle bir şey... Çocuklarınız ben öyle bir şey demek istemedim. Başka yemek yapmıyoruz. Biz de her gün çeşit yemekler yapıyoruz. Yani siz ev alımlısınız diye hani size... Lokantamız yok ama evimizde yemek yeniyor. Yerle çorbası, yerle çorbası yapıyorsunuz demiyorum. Yok denmiyor da hani biz de yemek çeşidi yapabiliyoruz. Kendi bahsediyorum. Kendi yaptığım yemeklerden bahsediyorum. Ama benim yorumumu kestiler, konuşturmadılar. Ama bana Seda Hanım kalktı, kusura bakmayın. Küstüm konuşmuyorum. Ne anlatıyordu ki Türkan? Aşçılık tecrübelerini aktarıyor. Dedi ki haftanın 2 günü bu çorbayı yapıyorum, haftanın 2 günü şu çorbayı yapıyorum. Emin'in çorbasıyla ilgili yorumunu yaptı. Dedi ki bunun yerine bunu koysaydın daha hoş ben olurdu. Ben sadece öneride bulundum. Heh. Tamam.
Öneriye devam edebilir Türkan'ın yani, lafını kesmedik. Yani bildiğim şeyleri hani farklı şekilde yapılışlarını söylüyorsan bu bir hani sıkıntı yaratıyorsa... Yok hayır şimdi bunun aksine, üstünde ha maydanoz olmuş ha dereot olmuş. Hani bu çok önemli bir şey değil. İkisi de hani yemedik de kalktı götürdü yani. Değil ama ben sadece önerimi buldum yani kendi bilgilerimi paylaşıyorum. Biz evde olsak hiçbir şey koymayacağız çorbanın üstüne öyle tercih olsa. Tercih meselesi o. İşte tercih meselesi yani eline sağlık yapmış koymuş getirdi.